partileri aslında değerlendirmek evet. lazım. İsterseniz HDP ile başlayalım. Evet. Çünkü yeni isimler var. Eski milletvekillerinden 15 tanesinin liste dışında kaldı. Aday evet. içerisinde, adaylar içerisinde yok. İki dönem kuralı var evet, çünkü onların. Ama bazı istisnalar da var. İşte evet. İmralı heyetinden Demirtaş ve Pervin Buldan gibi. Tam da buradan ben de tutturmak evet. istiyorum. Türkiye Partisi olma iddiası ve reklamını yapan HDP, İmralı'nın emriyle birinci sıralara milletvekili koymaktadır. İmralı'nın emriyle, yani terörist APO'nun emriyle milletvekili koyan bir partinin Türkiye Partisi olma şansı yoktur. Etnik milliyetçilik yapan bir partidir. Terörün Türkiye'deki binlerce, on binlerce, 50 bin cana mal olmuş terörün başı olan birinin emriyle pazarlık yapan bir parti Türkiye Partisi olamaz diye düşünüyorum. Onun emirlerini yerine getiriyor. Alevilerle ittifak yaptığı koca bir yalandır ve reklamdır yine. Çünkü şunu öğrendi. Ya birileri yalanla her şey oluyor burada. Başbakan, Cumhurbaşkanı alıyor bütün %40-50'yi götürüyor. Ne olacak söyleyelim. İnanır. İşte geldiğimizde sonra kandırılmıştık. Ya idare edin bizi deriz geçeriz diye düşünüyor bence. Çünkü Almanya'daki Aleviler destekleme kararı aldı. Ama Almanya'daki Alevi dernekleri zaten Almanya'da farklı şekillerde şekillenmişlerdir. Ve Alman devletinden de yardım almaktadırlar. Onların durumu çok farklı. Buradaki Alevilerin HDP'yi desteklemek gibi bir düşüncesi yok. Ama gerek CHP'nin gerek Alevilerin genç kesimine, 20'li yaşlardaki kesimine göz dikmiş olduğu bir gerçek. Ve CHP'den çok kendini solcu diye değerlendirilen, solcuyum diyenlerin de HDP'ye oy verdiğini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. Eğer bu oyları alamazsa %10'u geçemiyor HDP. O nedenle CHP'nin bu kendini solcu görenleriyle Alevi oylarına göz dikmiş durumda ki %10 barajını aşabilsin. %10'u aşması Türkiye Partisi olduğu anlamına gelmez. Çok iyi bir reklam, pazarlama ve siyasetin bütün provokasyonlarını kullandığı anlamına gelir ben. Bence. Diğer partilere gelince MHP'de... Oraya geçmeden önce de yeni adayları da, yeniseyleri de söyleyelim isterseniz. Bir de evet doğru yeni adaylar da var. Mesela Celal Doğan değil mi? CHP'li, o hiç beklenmeyen. Eski CHP'li, evet, Gaziantep liste başı, belediye başkanıydı. Dengirmir Mehmet Fırat zaten bekleniyordu. Bir de bugün artık çok sürpriz, hiç beklenmeyen. Hani yarın eminim bu adaylar çok daha geniş bir şekilde yer bulacak tabii. gündemde. Trabzon'da HDP standı açtığı evet. için dövülen bir öğretmen vardı. Evet. O da oradan aday gösteriyor. Siyaseten o çok doğru bir şey yapmışlar tabii. Yani doğru bir siyasi adım. Geçelim MHP'ye. Yani evet. demin de Bilal Çetin'e dediğimiz gibi Ekmelettin İhsanoğlu. Evet. Ekmelettin İhsanoğlu şaşırtıcı gerçekten. Neden derseniz Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yapılmayacak en büyük gafı yapmış, İstiklal Marşı'nı yanlış okumuştu. Şimdi hadi Cumhurbaşkanı diye bir de tabii kamplaşma çok sert olduğu için zaten mecburiyetten çok insan oy kullandı. Fakat MHP'ye kapalı sistem ve kendi dar kadrolarıyla daha çok hareket eden çok yeni isimler yok bildiğim kadarıyla. Daha bakmadım ama çok yeni açıklandı. AK Parti'den sonra bu kulislerde en zor isim alınabilen evet. parti MHP. Çünkü sır gibi saklayalım. Evet, özellikle Bahçeli'nin Ankara'da çok karar vermekte zorlandığı evet. iddia ediliyor. O şimdi listeler teker teker çıktığı zaman gerçi sosyal medya üzerinde daha kesinleşmemiş şeyler var. Sadece genel başkanın elinde olduğu için listeler ve isimler. Tabii tek bir insanın 550 isim ve bunun üzerine yığılmış talepleri düşünün. 550 isim seçeceksiniz. Çok zor bir şey gerçekten. O nedenle de zaten bence Türkiye'deki 1980'in bizde siyaseti köşeye sıkıştırıp bugünlere hazırlayan en temel ve kesinlikle bizim siyasi hayatımızdan, yasalarımızdan silinmesi gereken iki tane yasa var. Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu. Bu iki kanunu biz değiştirmedikçe, hayatımızdan çıkarmadıkça genel başkanların emrinde işte milattan önce kalmış dinozorlar da liste başı olacak, akrabalar da listede olacak. Hep bildiğimiz insanlar, hep bildik şekilde ben 20 yaşındayken de o listede olanlar bu yaşımda da hala görmeye devam edeceğim. Siz de yani yaşlısınız. Yani Türkiye'de ömrümüz boyunca hiç değişmeyen isimler olacak devamlı. Ha çok evet. yüksek bir politika mı yapıyorlar? Yok öyle de bir şey yok. İşte
sen ben bizim olan siyaseti. Türkiye'de insanlar, millet yani siyaset yapmıyor. Siyaset yapmak isteyen millet ve milletin çeşitli kesimleri, birbirinden çok farklı kesimleri, bu kesimler etnik kesimler değil. Çünkü demokrasilerde etnik kesimler öne çıkmaz. Ancak onlar özgürlükler bağlamında taleplerini söylerler. Ama siyasette bunları yapıldığını görüyoruz. Evet, mesela Bahçeli'nin, bu partinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oylarını artırmak için Kürtçe konuşan Türk aşiretlerinin önde gelen isimlerini aday göstermeyi düşündüğü konuşuluyordu. Şimdi listeyi tam göremediğimiz için buradan bir şey onu söyleyemiyorum bilmiyorum. Ama kulislerde bunlar konuşuluyor. Güneydoğu ve Doğu'da çünkü Türkmenler ve Yörükler var. Türkmen aşiretleri özellikle PKK tarafından tehdit ediliyor. HDP'nin belediye başkanı olduğu yerlerde işten çıkarıldılar. Çünkü onların işte dışarıya attılar ve böylece aç kaldı insanlar, yoksullaştırıldı. O Türkmen aşiretlerinin kaderi ve korucu büyük bir çoğunluğu, devamlı tehdit altında olmaları, öldürülmeleri, birçoğunun da Kürtçe konuşmaya tehditle zorlanmaları, Kürt gibi davranması karşılığında hayatlarının bağışlanması gibi sorunları MHP'nin gündemimize getirmesini beklerdik. Bundan sonra bekliyoruz, böyle bir şey olacaksa inşallah. Geçelim AK Parti'ye, çünkü bu 2011'de vekil çıkaramadığı 3 il üzerinde çok çalışıyor AK Parti. İzmir. Hayır. Hakkari, Tunceli, Iğdır özellikle. Her şey güneyde. Evet. Onunla ilgili adayları da ilerleyen dakikalarda düşecek eminim, söyleyeceğiz. AKP'nin Güneydoğu'daki durumuyla ilgili ise bu son yaşananlar, sınırımızın ötesindeki savaş, işte oradaki olanlarla ilgili olarak ciddi bir tepki topladı. Hem Erdoğan'ın sözleri hem AKP'nin politikası. O nedenle de şey yaptılar. Şu anda HDP birçok yerde, eskiden AKP'nin aldığı yerleri de HDP alacak görünüyor. Yani bölgeyi AKP nasıl terk etti, oraya paralel bir devlet kurulmasına izin verdiyse, şimdi onun faturasını ödeyecek, oyları alamayacak. HDP oradaki oyların hepsini ve milletvekillerinin de hepsini alıp götürecek, eğer %10'u geçerse. Bir şey daha soracağım. Galiba bu da son sorumuz olacak. Çünkü süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Osman Gökçek. Şimdi Bülent Arınç demişti ki azıcık hatırım varsa partide ve şey olursa, aday gösterilirse o zaten tavrını önceden söylemişti. Evet. Orada o çok masum kamuoyu önünde söylenen bence çok ağır bir restleşme oldu. O restleşmeyi de Arınç kazandı. Şimdi genel başkan yardımcısı demin Bilal Çetin de diyor ki, eğer diyor bir karar alındıysa, tüzük kararı, işte parti içinde alınan bir karar, aday olduğu iddiaları ortalarda dolaşırken bu daha önce niye söylenmedi? Yani bir akrabalık bağı, bir kan bağı olan kişileri biz prensip olarak aday göstermiyoruz dedi genel başkan yardımcısı. Ama değil mi, Bilal Çetin'in söylediğine gelecek olursak, neden böyle bir karar vardı da daha önce söylenmedi? Hayır, yani Gökçek'in oğlunu bu restleşmeden dolayı almıyoruz diyemedikleri için böyle bir bahaneyle söylediler. Ama Gökçek'le AKP arasında bir restleşme olduğu kesin. Seçimden sonra da zaten oy oranlarına ve dengelere bakılarak şunu söyleyebilirim. 7 Haziran bize bir sonuç vermeyecek ama bir başlangıç verecek sanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Yarın akşam 17'de tekrar burada olacağız. Bu listeler daha da netleşince eminim yarın konuşacak çok daha şeyimiz olacak. Çünkü daha henüz listelerin tamamını göremedik. Evet, ulaşılanlar, bazı partiler açıkladı. AK Parti dedi ki biz yayınlıyoruz ama henüz daha düşmedi. Yarın tekrar 17'de görüşmek üzere.